Halkımızın her kesimi yoğun bir sıkıntı içinde yaşıyor. Çiftçilerimiz, esnafımız, gençlerimiz, kadınlarımız, işçilerimiz herkes. Bütün bunların sorumlusu olan iktidar ise tek tek meslek gruplarını hedef alarak onların hayatlarını yaşatacak adımlar atıyor. Sayın Erdoğan'ın hekimlerimize döndük tavrı aşikar. Ah şimdi de emniyet görevlerimize yönelik açık ve net bir tavır sergileniyor. Onları huzursuz eden bir yönetmelik Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararı ile değiştirildi ve her bir emniyet görevlisinin daha önce iki ya da 3 atama yapmasının yerine şimdi 4 hatta 5 atama yapacağı yeni bir düzenleme getirildi. Önce soruyorum, ne istiyorsunuz? Zaten geçim sıkıntısı yaşayan, aldığı maaşla zor hayat şartları içinde hayatını idame ettirmeye, onurlu bir hayat sürmeye çalışan ve birçoğu da ailesinden uzak olan emniyet görevlerimizden ne istiyorsunuz Sayın Erdoğan, Sayın Soylu? Ben onlarla birlikte çetin mücadelelerin içinde yer aldım. Terörle mücadelede onların nasıl büyük bir fedakarlık yaptıklarına bizzat şahit oldum. Onlar bu toprakların, Anadolu'nun her bir köşesinden gelmiş ve insanlarımızın güvenliği için çalışan yiğit insanlar. Kadın erkek emniyet görevlerimizin aile bütünlükleri konusunda bile nasıl sıkıntı yaşadıklarını biliyorum. Tayinler sebebiyle çocuklarından ayrı kaldıklarını biliyorum. Şimdi siz bu yaptığınız yönetmelik değişikliğiyle iki ya da üç atama yapan emniyet görevlerimize dört hatta beş atama yaptırarak ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Dört beş yılda bir emniyet görevlerimizin yerini değiştiriyorsunuz. Her bir değişiklik demek çocuklara yeni okul, eşlere yeni komşu, hatta yakından da bildiğim kendisi ve eşi emniyet görevlisi olanlar için ise daha da zor şartları beraberinde getiriyorsunuz. Hem de ne zaman yapıyorsunuz bunu biliyor musunuz? Emniyet görevlerimizin maaşları her gün erirken, onurlu bir hayat sürmelerinin önündeki şartlar her gün zorlaşırken yapıyorsunuz. Neden? Neden Sayın Erdoğan? Neden Sayın Soylu? Nedir buna ihtiyaç hissettiren sebep? Bakın aslında bunun işaretleri aylar öncesinden verilmişti. İşleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz Haziran ayında emniyet görevlerine hitaben aynen şöyle demişti. Güvenlik görevi maaşla ölçülemez, istemeyen bir gün dahi durmasın. Hatırladınız mı bu usluğu? Sayın Erdoğan'ın hekimlere söylediği sözün mantığı, uslubu aynen Sayın Soylu tarafından emniyet görevlerimize yöneltilmişti. İstemeyen bir gün dahi durmasın. Peki Sayın Soylu, güvenlik birimleri doğru maaş meselesi değildir ama siyasette çıkar meselesi değildir. Yakınlarına çıkar temin etmek üzere siyaset yapanların hele hele sizin mafyadan 10 bin dolar alan milletvekili adını açıklamadığınız bir günde emniyet görevlilerine bunları söylemeye ne hakkınız var? Emniyet görevlilerimizin hepsi zaten canla başla çalışıyorlar. Şehitler veriliyor. Son olarak Şanlıurfa'da. Şanlıurfa'daki şehit düşen iki emniyet görevlimizin tahkikatı açık bir şekilde yapılmalı. Oradaki karanlık bütün hususlar aydınlığa kavuşturulmalı. Ortada emniyet görevlilerimizin huzurunu, hayat güvencesini, ekonomik şartlarını tehdit eden bir yönetmelik var. Bu yönetmelik gayri insanidir. Bu yönetmenin hiçbir faydası yoktur. Aileleri daha çok parçalayan, çocuklarını eğitim şartları başta olmak üzere her türlü aile huzurunu bozan bu yönetmeliğin bir de hazine maliyeti var. Bakın bu yönetmelikte 400 bin emniyet personelimiz iki atama yaptıkmaları halinde her bir atamada 10 bin Türk lirası harcırah aldıklarını düşünürseniz tam 8 milyar Türk lirası hazineye harcırah yükü geliyoruz bu kararınızda. Ayrıca 400 bin emniyet görevlisi her bir atamada 15 gün izin kullandığı için toplamda İki atamada 30 izin kullanıldığında tam 32.768 emniyet görevlisi bir yıllık maaşı düzeyinde bir iş kaybı yaşanıyor. Ne gerek var buna? Çıkın ve izah edin. Ama izah ederken hekimleri yaptığınız gibi, emniyet görevlerinizde geçmişte yaptığınız gibi, hekimlik maaş meselesi değil, güvenlik görevi maaş meselesi değil, isteyen gitsin diye de yapmayın. Onlar bu toprakların çocukları. Çoğu fakir ailelerin çocukları. Ve her biri bizim güvenliğimiz için geceyi gündüze katan devlet görevlileri. Kendiniz her türlü çıkarı siyaset üzerinden elde edeceksiniz. Sonra fakir aile çocuklarının zor şartlarda yetişmiş emniyet görevlilerinin her birine dönüp istemeyen gitsin diyeceksiniz. Sayın Erdoğan, Sayın Soylu bu üslupla siz gideceksiniz. Kendi memurunun hakkını, hukukunu gözetemeyen milletin hakkını, hukukunu gözetemez. Emniyet görevlilerimize de seslenmek istiyorum. Hiç moralinizi bozmayın. Bütün bu adaletsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde hazırlık yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nı takip eden gölge kabinimizde bir valimiz, bir emniyet müdürümüz bu yönetmenlik çıktığı andan itibaren bize gerekli raporlandırmaları yaptılar. Valimiz İzzettin Küçük, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir tecrübelerine istinaden bütün çerçeveyi sundular. Buradan sizlere taahhütte bulunuyorum. İnşallah gelecek Partisi iktidarında emniyet görevlerimiz, demokratik hukuk devleti kuralları içinde hak ettikleri insan onunla yakışır, özlük haklarına kavuşacaklar. Ve yine emniyet görevlerine vaat edilen ama bir türlü yapılmayan 3600 ek gösterge verilecek. Sizlerin nasıl büyük bir fedakarlıkla bu milletin güvenliği için çalıştığınıza bizzat şahit olmuş olan eski başbakanınız olarak size sesleniyorum. Biz size güveniyoruz. Biz sizin fedakarlıklarınızı görüyoruz. Biz sizin çocuklarınızla eşinize, ailenize hasret kalarak bu milletin güvenliği için ne tür fedakarlıklar yaptığınızı biliyoruz. Hiç moralinizi bozmayınız. vatan topraklarının her bir köşesini kendi eviniz gördüğünüzü de biliyoruz. Tayinlerden çekinmediğinizi her tayinde büyük bir aşkla vatan parçasına gittiğinizi de biliyorum. Ama aile bütünlüğünüzü koruyacak, ekonomik şartları en iyi düzeye getirecek, ek gösterge ile 3600 ek gösterge ile emeklilikte onurlu bir her süreceğiniz imkanı sağlamak üzere İnşallah gerekli tedbirleri alacağız. Ve şunu da söyleyeyim. Hiç kimse size bir gün dahi durmasın diyemeyecek. Siz bir gün değil, bir ay değil, bir yıl değil hayatınız boyunca onurla o görevlerin başında olacaksınız. Hepinize ve ailelerinize selamlarımı iletiyorum. Allah sizleri her türlü teröre karşı, her türlü kazaya karşı muhafaza edesin. Ve döktüğünüz emekler dolayısıyla, döktüğünüz ter ve gözyaşı dolayısıyla da Size minnetlerimi ifade ediyorum. Allah'a emanet olunuz.